Sanıyorum ki artık sırada olanlar dışarıda kalacaklar. Odamız doldu. Bu akşam sevgili Haluk Uygur aramızda. Haluk Uygur bir süre önce bugün üzerinde konuşacağımız kitabını bana yollarken kitapta bir müddettir uzaktan takip ederek tanışmanın tadına vardığım diyerek söz etmişti bende. Bu uzaktan tanışmaları ve uzaktan birbirini takip ediyor olmaları ben çok seviyorum. Çünkü bu bir dünyanın içinde var olunan bir ilişkiler ağının da göstergesi. Haluk Bey de benim çok uzun süredir takip ettiğim ve davranışlarından, dışa vurumlarından hem kendi davranışlarımı özdeşleştirdiğim hem de bunları gıptayla takip ettiğim bir arkadaşımız. Bunların en başında da doğrusu kültür ve sanata yerinden katkıyı, yerinden katılımı ve yerelden evrensele ulaşıma yönelik çalışmaları yapmış olması geliyor. Bunun örnekleri olarak sayılabilecek birçok çalışmayı sizlere hatırlatabilirim. Adana üzerine, Çukurova bölgesi üzerine yapılmış bir sürü çalışması var. Bu hem kendi mesleki alanında bu çalışmalar var, işte tıpta var, hem de fotoğrafta bu tür çalışmaları var. Ve aynı zamanda da bugün sözünü edeceğimiz ve üzerinde yoğun konuşacağımız fotoğrafik düşünme tarihi kitabının gibi fotoğrafa yönelik de düşünsel üretimler içerisinde. Buraya geçmeden önce bir şeyi sizlere hatırlatmak istiyorum. Bu kitabı edinmeyenler olabilir aranızda ama bu kitabı okuyacak, edinecek arkadaşlar için bir önermede bulunmak istiyorum. Bununla birlikte hocamın bir önceki kitabı Sanatın Aktüel Tarihi ile bu kitabın birlikte okunması gerektiğini ya da peş peşe okunması gerektiği konusunda bir uyarmada bulunmak istiyorum. Hocamın bundan önceki kitabı bana çok ilginç şeyler çağrıştırmıştı. Biliyorsunuz belki sanatın aktüel tarihi fotoğrafla ilgilenenlerin için özel notlarla birlikte yayınlanan bir sanatın öyküsü kitabı. Yıllar önce Bedrettin Cömert'in çevirisiyle ülkemizde ilk sanat literatürü olarak belki yayınlanan sanatın öyküsüne benzerlikleriyle ve yaklaşımlarıyla ve fotoğrafla o birikimin bağının kurulmasıyla bence fotoğrafçıların tümünün okuyup özümsemesi gereken eserlerden bir tanesi. Bugün bu kitabın bir sonrası fotoğrafik düşünme tarihi üzerine hocamla söyleşeceğiz. Evet, Haluk Uygur arkadaşımız, hocamız, hoş geldiniz tekrar. Buyurun. Mustafa, çok teşekkür ederim. Çok güzel sözler söylediniz. Umarım bunları hak ederek cevapları verebilirim. Evet, hocam ben kitaptan anladığım kadarıyla fotoğraf makinesinin icadı süreci ki bu da bir süreç. İşte bunun bir tarihle anılıyor olmasının haksızlık olduğunu sizlere de dışa vurmuşsunuz. Fotoğrafik düşünme tarihi iç içe ama aynı zamanda da birbirinden çok farklı süreçlere sahip. Bu süreçlerin farklı olduğu ya da birleştiği noktalar konusunda bizi aydınlatır mısınız lütfen? Öncelikle müsaade ederseniz şunu söylemek istiyorum. Aslında birçok kitabım var. Sanat ve sanat tarihi ve fotoğrafın düşünsel yapısıyla ilgili olan kitaplar birbirinin serisi olarak devam ediyor. Sanatın Aktüel Tarihi kitabını bitirirken şunu yazmıştım. Aslında bu bir üçleme eserdir. Bu onun ilk ayağıdır. Arkasından fotoğrafik düşünme tarihi ve arkasından başyapıt nedir sorusuna cevap veren bir kitap gelecek diye. Aslında Başyapıt Nedir isimli kitap da hazır sayılır. Şöyle ki, zaten Altınoran'daki atölyelerden biri Başyapıt Nedir atölyesidir. İşte
İnşallah şu günleri atlattıktan sonra onu da PowerPoint'tan yazılı hale getirip bu üçlemeyi tamamlamak istiyorum. Ama gerçekten çok güzel tespit etmişsiniz. Yani aslında hem fotoğrafik düşünme tarihinin içerisinde resim tarihini hem de sanatın aktüel tarihi içerisinde fotoğraf tarihini görebileceğiniz, birbirini destekleyen, birbirinin devamı veya hatta iç içe girmiş, girerek sunulan bir ikili. Çok teşekkür ederim Baytekin Bey, bunu ortaya koyduğunuz için. Şimdi sorunuza girmek istiyorum. Aslında burada iki kavram var. Birincisi fotoğraf tarihi kavramı, öbürü ise fotoğrafın düşünme tarihi kavramı. Aslında bunu açarsak şöyle ki, fotoğraf tarihi denildiğinde genellikle fotoğraf makinesinin tarihini gündeme getiriyorlar. Yani buna nasıl bir örnek de verebilirim? İşte fotoğrafın icadı 1826 Niepce'le birliktedir deniliyor. Hani bir kısmı 1839'a taşıyor ve bunu da kutsayarak, bu tarihi de kutsayarak işte Dünya Fotoğrafçılar Günü ilan ediliyor biliyorsunuz. Tabii ki Niepce, Daguerre çok önemli işler yapmışlar. Fakat fotoğraf tarihini onlarla başlatmak veya onlara fotoğrafın icadını onlara mal etmek fotoğrafın anlaşılmamasını sağlayacaktır. Ve önümüzde bunu anlamayan ama kullanan ve bu nedenle de yüksek potansiyelini pratiğe geçiremeyen çok geniş bir kitle olacaktır. Bu nedenle önemli bu ayrım. O zaman fotoğrafik düşünme dediğimiz şey ne? Nereden? Bunun fotoğraf tarihinden kopuk mu, ayrı mı? Bunu ortaya koymamız lazım. Müsaade ederseniz birkaç görsel göstermek istiyorum Baytekin Bey. Eğer bana da şeyde izin verdiyseniz. Evet. Bakın şimdi size Platon'un mağara alegorisini hepimiz duymuşuzdur. Aslında daha Platon'dan çok daha önceye kadar taşıyorum ama Platon'un mağara alegorisi bu söyleyeceklerime çok iyi bir örnek. Mağarada bulunan bazı insanlar mağaranın açık olan deliğinden güneş ışığının geldiğini görürler ve güneş ışığını takip ederler. Bu sırada mağaranın ağzından insanlar geçmeye başlayınca mağaranın karşı duvarında gölgeler oluşmaya başlar. Bakın burada olduğu gibi. Bugün bilinen en eski görsel, yüzeye yapılmış görsel dediğimiz şeyler Altamira, Şove, Lascaux, Gobustan gibi mağaralara çizilmiş, mağara duvarlarına çizilmiş resimlerdir. Ben bunların üç tanesini gidip yerinde görme şansını yakaladım. Hem Gobustan'ı gördüm, Şove'yi gördüm, Lascaux'yu gördüm. Lascaux'da birkaç tane daha başka gördüm. Oraya gittiğiniz zaman görüyorsunuz ki bu mağaralarda birbirinden güzel, birbirinden daha yetenekli insanların yaptığını düşündüğünüz çizgiler var. Ama hepsi hayvan. Hiç insan görüntüsü yok. Tabii ki bunun üzerine benim kafa yorduğum gibi birçok insan da kafa yormuş.
arayıp, yani aklınıza takılıp arayıp baktığınızda görüyorsunuz. Ve niye bu kadar hayvan görüntüsü var da insan görüntüsü yok diye bir soru takılıyor karşımıza. Birçok insan, birçok bilim insanı buna farklı cevaplar vermişler. Ama bunların içerisinde bence en dikkate alınması gereken, en akla yakın olanı şu. Bunun arkeolojik olarak destekleyecek kanıtlar da var. Mağaranın duvarlarında meşalelerin daha iyi yanması için duvara sürtülerek ateşi alevlendirdikleri izler, o meşalelerin kalıntıları vesaire var. Dolayısıyla düşünülüyor ki aslında o bir yerleşim yeri değil çünkü o mağaralar. O karanlık alanda o döneme özgü, bugünün tiyatrosuna benzer veya bugünün sinemasına benzer bir estetik ortam hazırlıyorlardı. Bu estetik ortamda işte kendilerinin avladığı, savaştığı, avlamaktan onu avlamakla onur kazandığı birçok hayvanı çizip ve aynı bu de olduğu gibi de kendilerinin arkasından bir ışık yansıtarak gölgelerini duvara düşürüp duvardaki resimlerle oradaki insanların gölgeleri arasında hareketli bir ritüel oluşturuyorlardı. Dolayısıyla daha ilk yıllardan beri, yani Neandertal insandan Homo sapiens'e geçişle birlikte bundan 50 bin yıl önce ortalama ya kadar insanlar ışıkla gölgeyi bir araya getirip bunu karanlık bir odada, bir mağarada, bir kutunun içerisinde duvara yansıtarak göstermeyi biliyorlardı, düşünmüşlerdi. İşte eğer ki fotoğraf ışığın çizgisi ise fotoğrafik düşünmeyi de bu tarihten itibaren ele almak zorundayız. Yani ışıkla gölgeyi birleştirerek bir derdini anlatma, bir öykünü anlatma çabası olarak ele almalıyız. Bakın bunu ben bir başka efsaneyle desteklemek istiyorum. Bu resme dikkat edin. Resmin icadı ismini taşır resim ve Vasari'nin, yani Rönesans'ın öyküsünü yazan sanatçıların Yaşam Öyküsü isimli kitabında Vasari resmin icadını mitolojik öykülere dayanarak şöyle anlatır. Çömlekçi Butades'in çok güzel bir kızı vardı. Bu kız yakışıklı mı yakışıklı bir oğlana aşıktı. Ancak oğlan askere gidecek. Savaş var. O dönemin savaşları 4 yıl sürüyor, 5 yıl sürüyor. Gidip gelmemek de var. Tabii ki şey çok perişan durumda. Butades'in kızı. Sikyonlu Butades buna bir çare düşündü ve oğlanın bir karanlık odaya koydu. Arkasından ışık tutarak onun gölgesini duvara düşürdü. Eline bir kömür aldı ve duvara düşen gölgenin konturunu çizdi. Bakın aynı burada kızın çizdiği gibi konturunu çizdi ve resim böyle icat olundu der. Tabii ki konturun oğlana ait olduğu belli olması için profilden gelmesi lazım.
Ve tabii ki diğer kızlar da duydu. Diğer kızlar da kendi nişanlılarının duvarda süliyetinin kalmasını istediler. Bunun üzerine Sikyonlu Butades bunu çömleğe işleyerek bir gelir kaynağı haline getirdi. Bakın, gerek Mısır'da gerek Yunan vazolarındaki insan profillerine bakarsa, insan resimlerine bakarsanız hepsi profildendir. İlk başlarda profil dışı hiçbir görüntü yoktur. Daha sonradan çıkmıştır bu. Ve üstelik iki döneme ayrılır Helenistik seramik resimleri. Birincisi siyah dönem. Yani içi işte aynı biraz önce öyküde anlattığım gibi karanlık gölgeli çizilmiştir. Daha sonradan ama bunu renklendirdiler. Yani işte bu fotoğrafik düşünce buradan başladı. Işıkla gölgenin buluşması. Tabii ki şimdi Baytekin hocam bana diyebilir ki ya hocam çok ütopik, yani bu böyle bir şey sadece orada öyle oldu diye oradan başlatılabilir mi? Ama devamı da var. Bakın şimdi bu mağaraları bir oda, bir kutu haline getiren Moti. Milattan önce 2500, yani 2500 yıl önce, milattan önce 500. Şimdi bakın, fotoğraf makinesi bugün çalışma biçimi neyse Moti'de aynısını kullandı. Hiçbir şey değişmedi. Karanlık bir oda, önünde bir delik. Arka duvara dışarıdaki görüntü ters ve sağa soluna dönmüş şekilde çıkıyor. Hala aynı. Evet. Şimdi bakın, 2500 yıl evvel Moti'nin bunu gözleyerek böyle bir kutu, böyle bir oda yapmasını unutuyoruz. 2500 yıl sonra sadece bu kutunun arkasına, oraya düşen görüntüyü bir plaka üzerine tespit etmeyi bulunmasını kutsuyoruz. Yani niye hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum? Yaptığı iş çok önemli bir şey. Ama fotoğrafın icadı dediğimiz şeyi sadece arka duvara düşen gölgenin bir kağıda veya bir plakaya tespiti olarak bakarsak, fotoğrafı bir düşünme biçimini anlatan alet değil de sadece bir şeyi kopya eden kopya makinesi olarak değerlendirir ve sıkıntı çekeriz. Bundan sonra gelişmesinde de sıkıntı çekeriz. Moti peki niye yaptı bunu? Çünkü Moti bir tarikat, bilim tarikatının lideri. Yani bir öğrencileri var, onları anlatıyor ve bu öğrenciler yayılmış. Ve bunlar %100 doğaya inanan insanlar. Yani Konfüçyüs düşüncesine karşı çıkıp her şeyin doğanın incelenmesinde olduğunu düşünen insanlar. Ve bu nedenle de birçok şeyi bulmuşlar. Şimdi her şeyin doğanın incelenmesi yoluyla anlaşılabileceğini düşünen bir bilim adamı tabii ki doğayı inceleyebilecek teknikleri de icat edebilecektir. Yani altında yatan gerekçe budur. Sözü çok fazla uzatmayacağım ama bir iki noktayı söylemeden geçmek istemiyorum arkadaşlar. Bakın, diyelim ki Moti'yi kabul etmediniz ama size milattan sonra 1500'lü yıllarda 1550 filan doğumu yaşamış çok değerli bir ressamı, 37 yaşında ölmüş kendisi, Parmigianino'yu bahsedeceğim. Ben bu tabloyu ilk gördüğümde çarpılıverdim. Avusturya Belvedere Sarayı'nın aşağı müzesinde bir duvarın arkasında arkadaşlar. Şimdi bir baktım ki sanki bizim bugün balık gözü objektifte kullandığımız
bir şekilde çizmiş. Halbuki bir ressamın görme biçimi bizim 50 milim objektif gibidir. Yani dünyayı böyle görür. Ve bu Parmigianino'ya kadar da dünya hep böyle çizildi. Ama Parmigianino demiş ki eğer ben gözümün önündeki merceği değiştirirsem dünyayı başka görebilirim. İşte bir fotoğrafik düşünme biçimidir bu arkadaşlar. Niye? Çünkü fotoğrafçıların ressamlardan farkı ressamlar dünyaya sadece kendi göz merceklerinin bakış açısıyla bakarlar. Yani aslında dünya öyle değildir. Onun görme biçimine, insanın görme biçimine uygundur. Ama fotoğrafçılar o göz merceklerinin önüne sonsuz farklılıkta bir optik koyarak sonsuz farklı biçimde görebilirler dünyayı. Hocam Bu. burada araya gireyim. Evet. Bu insanlığın görme biçimleri insanlığın başlangıcından bu yana var. Ve bu görme biçimlerinin serüveni ve gelişim çizgisi de bu fotoğrafik gelişim çizgisiyle bazen üst üste çakışıyor burada verdiğiniz örnekler gibi. Bunda o kadar büyük benzerlikler var ki hatta çok abartırsak şunu bile söyleyebiliriz. Görme biçimleri gelişime eşittir. Fotoğrafik düşünme gelişimi bile diyebiliriz. Böyle midir iş? Yoksa onun da ayrı olduğu yanlar var mıdır? Aynen böyledir. Aynen böyledir. Yani zaten görme bir insan gözünün dünyaya bakış açısıdır. Dolayısıyla bir kere diğer yüzeysel sanatların görme biçiminin hepsi fotoğraf içinde geçerlidir. Ama artı bir biçimi var, artı başka bir yanı var. Dünyaya fotoğrafçı diğerlerinden farklı olarak sonsuz farklı biçimde de bakabilir. Yeter ki bakmak istesin. Yani çakışmaktan öte biraz daha geniş olarak düşünebiliriz. Bakın, bu Da Vinci'nin bir tablosu, Bacchus. Şimdi Da Vinci'nin 12 tablosu var. Diğerlerini incelediğiniz zaman göreceksiniz. Hepsinin arkasında bir peyzaj var. Yani dünyaya bir aydınlık günde bakıldığı gibi görmüş. Ama biz Da Vinci'nin aynı zamanda da kamera obscura'yı yani fotoğraf makinesinin daha öncül biçimini kullandığını biliyoruz. Hepimiz çizmiş, göstermiş. Bu son işi arkadaşlar. Bu son işi yani Bacchus veya Vaftizci Yahya isimli tablosu. Bakın gördüğünüz gibi bir karanlık odada karanlığı delen ışık şeklinde aydınlatılmayla oluşmuş. Yani bir fotoğrafik görüntü gibi. Daha sonradan Caravaggio bunu takip ederek barok ışığını diye tespit edildi ve barok sanatı başladı. Halbuki baroğu ilk uygulayan Da Vinci ve onun kamera obscura kullandığını biliyoruz biz. Yani ışığa bakış açısı sanat tarihinin direkt içerisinde. Evet. Hocam bu fotoğraf makinesi icadı böyle işte bununla sanat yapılsın, sanat için bir araç veya teknolojik bir gelişme elde ediyoruz gibi bir nedene bağlı olarak yapılmadı elbette. Yani insanlığın gelişimi, teknolojik gelişkenlik, teknolojik arayışlar bazı gelişmelerin üstü örtüştü ve böyle bir durum ortaya çıktı. Evet. Bu makinenin, fotoğraf makinesinin sanat kaygısıyla devreye girme süreci nasıl gelişti? O konuda bilgi verebilir misiniz? Şimdi fotoğrafik düşünen zihin
daha başından beri, yani mağaradan beri sanat yapmak amacını taşıdı. Ben sanat yapıyorum diye değil yalnız bu. Şöyle izah edeyim. Bir şeyin sanat olması için iki temel unsur lazım. Bir, benzemesi gerekir. Yani bir desen olması lazım. Doğada var olan bir nesnenin gösterilmesi lazım. Bu bozularak insanın görme biçimine uygun bir şekilde de gösterilebilir, bozuk da gösterilebilir. Ama bir nesnel bir şey olması lazım. Nesnel bir şey olmadan sanat olmaz. Ama ikincisi ise ona bir duygunun, bir düşüncenin, bir coşkunun aktarılması gerekir. Ve bunun ikisinin birlikteliği zaman zaman biri öne çıkarak, zaman zaman öbürü öne çıkarak tarih boyunca devam etmiştir. Ancak 19. yüzyılın başlarında içinde Niepce'nin de olduğu bir grup insan, Talbot, Daguerre, Hippolyte Bayard, ondan sonra hatta Delacroix gibi insanlar başka bir şeyde peşindeydiler. Neydi o? Fransız Devrimi olmuştu. Artık insanlar kul olmaktan vatandaş olmaya doğru evriliyordu. Ve hakim sınıf, egemen sınıf da değişiyordu. Daha evvelden din ve aristokrasi iktidardayken artık yavaş yavaş ticaretle zenginleşen ve bunu sanayiye eviren burjuvazi iktidara gelmeye başlıyordu. Daha evvelden resim tabii ki uzun sürede yapılan pahalı bir şey. Ve bu parayı verebilecek kişiler ancak kontlar, dükler, işte en fazla piskoposlar vesaire olduğu için onların resimleri veya onların ısmarladığı şey yapılabiliyordu ve sıradan insanların resmi yapılamıyordu. Ta ki Baroğa kadar böyle. Fransız ihtilalinden sonra ise kendisinin vatandaş olduğunu düşünen herkes yavaş yavaş kendisinin de yüzünün tarihe kalmasını istemeye başladı. Tabii ki bu kadar çok insanın yüzünün tarihe kalmasını istemesi ressamlar için bir geçim kaynağı. Geçim kaynağı ama bu kadar çok insanın yüzü hangi zaman içerisinde yapılabilecek? Zaman yetmez. Öbür taraftan da resim pahalı bir şey. O zaman hem hızlı yapılabilecek hem de ucuz olacak bir yöntem bulunmalıydı. Bakın Delacroix'ın yani hem romantizmin hem de empresyonizmin fikir babası sayılan o büyük sanatçının daha fotoğraf yani Niepce daha fotoğraf üzerinde çalışırken bir öngörüsü var. Diyor ki öngörüsü eğer ki bir işçi 5 kattan aşağı düşerken onun resmini yapabilirseniz iyi ressamsınız yoksa iyi ressam değilsiniz. Ve buna bağlı olarak empresyonistler fırça darbelerini hızlandırdılar. Hızlı atmaya başladılar. Fırça izlerinin kaybolmasına artık özen göstermediler. Desen çizmemeye başladılar. Desen yerine boya attılar. Empresyonizm böyle doğdu. Ama Delacroix'ın bu öngörüsü bir fotoğrafın insan yüzünün suretini çıkartmak üzere kullanılmasına başladı. Delacroix da fotoğraf çekti arkadaşlar. Birazdan göstereceğim Delacroix. Hatta şimdi bulabilirsem göstereyim hemen Delacroix'ın çalışmalarını. Bakın Delacroix bu biliyorsunuz. Nadar, fotoğrafçı Nadar'ın portresidir. Şimdi en meşhur, en bilinen işlerinden biridir Odalık Delacroix'ın. Öldüğü zaman çantasından negatifler çıktı arkadaşlar. 36 tane zannederim. Bu 28 nolu negatif. Yanılıyor olabilirim. Kitapta rakamlar daha doğrudur.
3 yıl önce, yani odalık resminden 3 yıl önce çektiği fotoğraf Delacroix'ın. Gördüğünüz gibi aslında fotoğrafı kullanmaya başlamıştı. Sanatta kullanmaya. Ama bir şeyin sanat olması için duygu ve düşüncenin aktarılması lazım dedim ya. Her ne kadar fotoğraf bir suret çıkartma aleti, fotoğraf makinesi bir suret çıkartma aleti olarak ortaya konmuş olsa da daha ilk günlerden itibaren insanlar fotoğrafı bir sanat alanı olarak da kullanmaya başladılar. Şimdi bakın fotoğraf tarihçilerinin ilk sanat fotoğrafı kabul ettikleri fotoğraf bu. Tarihi ne? 1840. Daguerre'ın Fransız Bilimler Akademisi'nde fotoğrafı tarif etmesinin üzerinden henüz bir yıl bile geçmemiş arkadaşlar. 6-7 aylık bir süreç sonucu. Hippolyte Baillard'ın bir çalışması bu. Hippolyte Baillard aslında bir şeye itiraz ediyor. Çünkü aynı tarihlerde kendisi de Daguerre gibi fotoğrafla uğraşıyor ve Daguerre'ın yaptığından daha iyisini yapmış. Nedir daha iyisi yaptığı arkadaşlar? Bakın Daguerre'ın buluşunu Arago Fransız Bilimler Akademisi'nde sunarken bunu sihirli, muhteşem bir buluş olarak tarif etmiş. Arkeolojik eserlerin ve natürmort yaratımların için iyi bir kullanım alanı olduğunu söylemiştir. Ama arkasından şu cümleyi kullanmıştır. Asla insan fotoğrafı çekilemez. Nedeni estantane süresinin daha hala 10 dakikalarda olması. Bir insanın 10 dakika boyunca hareketsiz kalabilme yeteneğinin olmadığının düşünülmesi. Ama Hippolyte Baillard 6-7 ay sonraki bu tablosu, bu fotoğrafında bizzat kendi öz portresini çekerek bir kere Daguerre'ından daha iyi bir tekniğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ve buna da itiraz ederek bakın arkasında da şu mektup var. Mektubun mealini okuyayım size. Kitapta tam metni var. Hükümete ve insanlara sesleniyor. Ey insanlar diyor. Bakın diyor ben Daguerre denilen vatandaşımızdan çok daha iyi bir tekniği ortaya koydum. Ve çok daha kaliteli fotoğraflar üretiyorum. Ancak hükümet Daguerre'ı destekledi. Beni görmemezlikten geliyor. Bu nedenle boğuluyorum. Bir suda boğuldum. Tabii ki bunu bir üçüncü şahıs olarak anlatıyor. Bakın ellerim mosmor, yüzüm mosmor. Yüzümün morluğu ve elimin morluğu oradaki boğulmuş olmamdan kaynaklanıyor. Umarım benim çekmiş olduğum bu acıyı hepiniz hissedeceksiniz gibi bir mesaj bırakıyor. Bu aslında duygu ve düşüncesini, kendi itirazını, duygusunu fotoğrafına yansıtmanın bir yöntemi. Fakat dikkatinizi çekmek isterim bir konu var. Daha başından beri ve şimdiye kadar fotoğraf yarım bir dil. Yani tek başına bazen zor anlatıyor. Bazen her şeyi anlatamayabilir. O yüzden bazen altına işte bu tip notların da yazılması gerekebilir. Ama bazen tek başına anlatan fotoğraflar da var olan bir şey demiyorum. Dolayısıyla daha ilk baştan itibaren fotoğraf bir suret çıkartma şeyi olarak ortaya konsa bile
onu bir sanat biçimi olarak düşünmeye başlayanlar oldu. Mesela Le Gray. Le Gray bakın burada iki fotoğrafı birleştirdi arkadaşlar. Karanlık odada Photoshop, Photoshop yok. Alttaki deniz birinci negatiftir. Zaten dikkatle bakarsanız ayrım çizgisini görürsünüz. Üstteki güneşin parlaması ikinci negatiftir. Böylelikle güneşin patlamasını önleyen bir fotoğraf elde etti. Ve o sırada bizim bugün empresyonistler dediğimiz o önemli insanları Monet'i, Manet'i, Renoir'ı, Cézanne'ı salona almayan akademisyenler, salon dediğim resmi devletin sergi salonunu almayan akademisyenler, Le Gray bunu gönderdiğinde espas zannedip yani baskı zannedip aldılar, sergilediler. Fotoğraf olduğunu o dönemde anlamadılar. Daha o günlerden Lake Price sadece var olanı değil, kendi kafasındaki düşünceleri fotoğrafa aktarmanın yollarını aradı. İşte bu Don Quixote'un, bakın etrafında da Don Quixote'un kullandığı birçok malzemeyi de koyarak Don Quixote'u anlatan bir fotoğraf yaptı. Daha da öteye gitti, onu bir de elle boyadı. Yani onun resimden farklı olmadığını, resim olduğunu bir anlamda ortaya koymaktaydı. İşte Rejlander ise 30 farklı negatifi birleştirerek bir tablo ortaya çıkarttı. Doğada böyle bir şey yok. Şimdi bakın burada sorduğunuz soruya geliyorum Baytekin Bey. Aradaki fark nedir dediniz. Şimdi uzun müddet fotoğrafın birebir doğadakinin benzeri olmasını savunanlar, fotoğraf ayıklayıcı bir sanattır, resim ise toplayıcı bir sanattır dediler. Ne demek bu? Ressam dünyaya bakar, dünyada istediği şeyi alır tablosuna koyar. Yani bir bayrakla bir ağacın yan yana olması gerekmez ressamın onu yan yana koyması için. Bayrağı oradan alır, ağacı bu taraftan alır ve sonuçta bir tablo oluşturur. Halbuki fotoğraf makinesi, bakın fotoğrafçı demiyorum, fotoğraf makinesi vizörüne mahkumdur. Fotoğrafçı da eğer ki fotoğraf makinesine mahkum ederse kendisini, o da vizöre mahkum olur. O zaman nedir? En fazla yapacağı vizörün kapladığı alan kadar bir yeri doğadan çıkartıp alacaktır. Toplayıcılığı bu kadardır. Bunun içerisinde görünmesini istemediği şeyleri ayıklayarak yapacaktır. Nasıl ayıklar? Açısını değiştirebilir, alan derinliğini değiştirebilir. Bu şekilde istemediği görüntüleri yok edebilir. Yani ayıklayıcı bir sanattır derler. Halbuki daha ilk günlerden beri işte Blake Price, Rejlander, Robinson, Julia Margaret Cameron gibi önemli fotoğrafçılar daha ilk günden itibaren karanlık odayı da kullanarak yani akrandizör yöntemlerini de kullanarak fotoğrafı toplayıcı bir yöntemle de yapmaya başladı. Yani dolayısıyla tabii ki fotoğraf makinesi kullanırken ayıklamayı, vazgeçmeyi bilmeliyiz. Ancak sadece fotoğraf makinesini kullanmaya kendimizi teslim eder de ve bununla da övünürsek asla ben müdahale etmedim diye başlayarsak sunuların başına, işte o zaman bir zihinsel mahkumiyet yaşarız diye düşünüyorum ben. Ama istersen müdahaleyi sen istediğin kadar yapabilirsin. Ama müdahalesiz hiçbir şey olmaz. Yani fotoğrafa müdahale etmedim demek ben yoğum, her şeyi
fotoğraf makinesi yaptı demektir. İşte benim baştan beri söylemeye çalıştığım da bu. Yani fotoğraf tarihini, fotoğraf makinesinin tarihine indirgersek biz o zaman fotoğraf makinesinin tekniğine mahkum bir düşünceyle fotoğraf üretiriz. Bu da bazen sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. Şimdi burada ben bir duygumu paylaşmak istiyorum. Aslında bu akşam benim için bir gurur akşamı. Çünkü fotoğrafçılar yan yana geldiğinde hep fotoğraf ve ürün izlemeyi severiz. Ama bu akşam fotoğrafın düşünsel ve felsefi yanını konuşarak da bir arada ve çok yoğun bir arada olunabileceğini gösteriyoruz. Arkadaşlar ilgiyle ve merakla takip ediyorlar. Bu bize çok faydalı bir yaklaşım sunuyor. Çünkü fotoğraf düşünsel ve felsefi olarak bir zemine oturmayınca güzellikten aydedilebilir bir şey olmuyor maalesef. Şimdi hocam 1900 dedim bilebildiğim kadarıyla 7'lerde fotoğrafta akademik unvanların işte profların ya da akademi medyanın devreye girdiği yıl. İşte yani fotoğrafın düşünsel olarak, felsefi olarak konuşulması belki başka öncelere de dayanıyor ama akademik yoğunlaşması bu tarihlere denk düşüyor. Bu konuşmalar, bu tartışmalar, fotoğrafik düşünce biçimi diğer sanat disiplinlerini nasıl etkiledi? Onlara nasıl yol gösterdi? Onlara da ne gibi değişikliklere neden oldu? Şimdi sorunuzu hemen cevap vereceğim ama göstermek istediğim iki görsel var. Bunu göstererek cevap vereyim. Yani birinci sorunuzun cevabı. Bakın Anna Atkins arkadaşlar 1843 yılında bir kitap yapar. Kitapta babasının toplamış olduğu bitkileri göstermek ister. Cyanotypes dediğimiz yani gümüş tozu sürmek yerine kağıtlara, tek tek kitabın her kapağına demir tozu sürüp güneşe, üzerine de çiçeği koyup güneşe tutmak suretiyle elde ettiği şu görüntülere bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani aslında daha 1843 ve bunu kitabın sayfası üzerine yapmış. Daha ilk günden başladı. Sizin sorunuza gelince şöyle bir anekdot. Oğlu desinatör, ressam olan biri Fransa'dan İtalya'ya mektup yazar. İsmi de kitapta belli. Der ki büyülü fener diye bir şey icat ettiler. Fotoğraf makinesini kastediyor. Bu artık var olanı birebir kopyalıyor. Bu Tanrı'nın nasıl bir gazabıdır ki sizin bu kadar emeğiniz bir saniye içinde yok olacak gibi bir mektup yazar. Oğlu da ona cevap olarak evet bu kötü bir şey, bu kötü bir şey ama ne mutlu ki hiçbir makine beynin ve duyguların hakimiyetindeki el kadar güzel şeyler çizemez diye cevap verir. Yani söylemeye çalıştığım şu, 1839'dan itibaren ressamlarda şöyle bir gayle başladı. Başlarken söylediğim bir tespit var, onu bir daha tekrar edeceğim. Bir şeyin sanat olabilmesi için iki şey çok önemlidir. Bir benzemesi gerekir. Mimesis diyoruz biz buna Latince'de. İkincisi duygu ve düşünceyi anlatması gerekir. Katarsis diyoruz. Ve bunun ikisinin birbiri içerisine girip olması lazım. En kavramsal şeyde bile bir mimetik yan vardır. En mimetik işte bile bir duygu ve düşünceyi görebilirsiniz. Şimdi tabii ki ressamların telaşa düşmesinin nedeni kendilerinin daha evvelden övündükleri ve bu yolla da para kazandıkları. Çünkü resim çizerek, desen çizerek, benzeterek para kazandıkları
bir yeteneklerini kendilerinden daha iyi yapan ve hem de kısa sürede yapan bir alet icat edilmiş oldu. Fotoğraf makinesi. Şimdi düşünün, Prag'a gittiniz, orada Karl Köprüsü'ne gittiniz. Bir sürü ressam oturuyor. Karşısına sizi alıyor. 5 dakikada zıt 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 çiziyor. Aynı sen. Hoşuna da gidiyor. Veriyorsun 5 doları, geliyorsun. Yani sanat eseri mi? Değil. Ama sanat eserinin olması olmazının altında da bu nesnel bir desen olmak zorunda. İşte fotoğraf makinesiyle birlikte bu ressamların elinden alınmış oldu. Bu ressamların elinden alınınca ressamlar telaşa düştü. İki temel konuya ayrıldılar. Ressamların bir kısmı, madem böyle bir kolay yöntem oldu, ben artık şeyi bırakıyorum, elimle çizmeyi bırakıyorum. Mesela Le Gray böyle bir şey, Roger Fenton böyle biri. Ben elimle çizmeyi bırakıyorum, onun yerine fotoğraf makinesini kullanacağım dedi. Ve duygu ve düşüncesini anlatmakta fotoğraf makinesini mimezisi yapmak için araç olarak kullandı. Kendisi ona duygu düşüncesini kattı. Ve dolayısıyla fotoğrafı ilk kullananlar, fotoğraf makinesini ilk kullananlar da ressamlardı. Ve onlar da resimde bildikleri kuralları fotoğrafı da uyguladılar. Birinci grup bu. Bu birinci gruba yeniden döneceğim. İkinci grup ise elleriyle çizmekten vazgeçmediler. Bu defa düşündüklerini değiştirdiler. Tersini değiştirdiler. Ne değiştirdiler? Artık ben doğadaki ağacı birebir değil, ağacı simgeleyen bir şeyi çizeyim. Yani ağaca benzemesi şart değil artık, ama ağacı bana anlatmalı. Bu da tabii daha da ileri gitti. Nesnel olmayan şeyleri, ihaneti, coşkuyu, sevinci de anlatmaya başladılar. Soyut veya daha sonunda kavramsal resim dediğimiz alanın önü açılmış oldu. Böyle bir ikilem. Ama birinci grup, hani ressamdılar ve makineyle resim yapmaya başladılar. Bu nedenle de yaptıkları işlere fotoğraf demiyorlardı zaten. Çünkü fotoğraf ismi daha sonradan her şey diye bir adam tarafından konuldu. Niels buna heliogram. Daguerre buna daguerreotype. Talbot buna kalotayp, işte Anna Atkins siyanotayp ismini vermişti arkadaşlar. Ve bunlar da ilk başlarda resim diyorlardı fotoğrafa. Yani ressamdılar zaten kendileri ve resmin kurallarını uyguluyorlardı. Bugün bile fotoğrafa hala resim denir diyenler olduğunu biliyoruz. Ara Güler'in dediğini biliyorum. Rauf Denktaş'ın dediğini biliyorum. Ben de genellikle demesem bile resim diyenlere karşı çıkmıyorum. Çünkü fotoğraf aynı zamanda bir resmetme tekniği olarak da var olabilir. Böyle bir ayrışma oldu. Akademik konuyu dediniz. İlk akademik kariyer yapan kişi, size de göstereyim, işte bu arkadaşlar. 1913 yılında Leipzig Güzel Sanatlar Fakültesi Kraliyet Resimsel Fotoğrafçılık Profesörü unvanı verilen kişidir. Frank Eugen. Ama ilk
fotoğraf profesörü olduğu nedeniyle değil, daha başından itibaren fotoğrafla sanat yapmayı öne çıkartan biri olduğu için profesörlük unvanı verilmiştir. Onu Alfred Stieglitz, Secession kulübü, ondan sonra Station gibi işte fotoğrafla resim yapmak yahut da resimsi fotoğraflar yapan insanlarla birlikte görüyoruz. Birçok işi var. Bakın örneğin bu. Sadece fotoğraf çekmekle kalmazdı. Filmi çizer, boyar, karalar ve ona yeni bir biçim verirdi. Aynı zamanda otokrom dediğimiz ilk kullanılabilir, o tırnak içinde söylüyorum, renkli fotoğrafı kullanan insanlardan da biridir arkadaşlar. İlk başta elleriyle renklendirmiştir resimlerini, fotoğraflarını. Fakat daha sonradan Lumière kardeşler, bakın biz Lumière kardeşleri sinemayı icat eden kişiler olarak biliyoruz. Halbuki Lumière kardeşler bir sanayi. Sinemayı icat etmekle birlikte filmi de, film üretimini de yaptılar. Yani hem sinema filmi hem fotoğraf filmi ve sonuçta İlk renkli sistem, otokrom dediğimiz renkli sistemi Lumière kardeşler buldu ve o dönemin önemli fotoğrafçıları Alfred Stieglitz, Station ve Frank Ujing gibi insanlara tanıttılar ve tanıtımın artması için de bakın Atatürk'ün bile şey göndermiştir. Lumière kardeşler, Frederick Gotmer'i Atatürk'ün bile otokrom renkli fotoğrafını yaptılar Rauf Orbay'la. Başka görmedim ben Atatürk'ün gerçekten renkli çekilmiş fotoğrafını. Sonradan renklendirilmişler var ama bu zannederim tek tanıtım için Lumière kardeşler bunu yaptı. Ve ta ki Kodak'ın Kodachrome dediği işte Kodak'a ait renklerin çıkmasına kadar kullanılan renkli fotoğraf da budur. Bilmiyorum Baytekin Bey, sorunuza cevap oldu mu? Teşekkür ediyorum hocam. İstiyorsanız vakit ilerliyor. Biraz da görsel tarafına, ürettiklerimiz tarafına işin bakalım diye düşünüyorum. Evet, Şimdi ben de aynı başlangıçta fikirdeyim. bu evet yazı, çizme, üretme, işin felsefi yanına ilişkin Haluk hocamızın özelliklerinden bahsetmiştim. Benim sempatiyle izlediğim bir yanı daha var. O da ekiplerle, gruplarla birlikte üretme, imece içerisinde çalışma alışkanlığının da yüksek olması ve fotoğrafın aynı zamanda örgütlenme çalışmalarında da üst seviye konumlarda görev alması ve katkı vermesi. Birçok kendisine özgü başlayıp bitirdiği bir sürü iş var ve bunların örneklerini biz biliyoruz ama ekiplerle, küçük kolektiflerle ürettiği işler de var. Ve ben dikkat ediyorum, hocam bu tür sunumların tümünde bireysel işlerini öne çıkartmak yerine böyle ekiplerle, gruplarla birlikte ürettiği işleri sunmaktan haz ediyor, tad alıyor. Sanıyorum bugün de bunlardan bir örnek izleyeceğiz. Eğer hocam kitaba yönelik söyleyeceğiniz şey yoksa sunum bölümüne de geçelim istiyorum yavaş yavaş. Tamam. Aslında kitapla ilgili söyleyecek çok fazla şey var da Elbette de. Ama arkadaşlar okusunlar hocam. evet yani böylelikle daha sıkı tartışabiliriz. Şimdi tabii ki Altın Oran Adana'da bir sanat kuruluşu. Bir dernek şeyi var, altyapısı var yasal hale gelmesi için ama aslında bir dernek değil. Bir ekol oluşturmak için çaba sarf eden bir okul. Yani
Dolayısıyla burada ben ilk öğrencisi de benim. Bana soruyorlar ki ya 20 yıldır bu eğitimler veriliyor. En iyi öğrencin kimdi diye soruyorlar. En iyi öğrencim benim. Çünkü en çok da ben öğreniyorum bu işten. Çok gençlerden çok şey öğrenilebiliyor çünkü. Bu Altunura'nın birkaç tane özelliği var. Onları söyleyeyim. Bir kere multidisipliner düşünmeyi öne çıkartan ve bununla ilgili çalışma yapan bir grup. Ne demek multidisipliner düşünme? Konuşmamın başında da söylemiştim. Fotoğraf, sadece fotoğraf değil, sanat dallarının hepsi eksik dildir arkadaşlar. Yani her şeyi onunla, duygunuzun her şeyini onunla anlatamazsınız. Bu eksikliği kapatmak için, bu eksikliği kapatmak için farklı sanat alanlarını birlikte kullanırsanız yine tamamen kapatamazsınız ama azaltırsınız eksiklikleri. Bu nedenle sadece fotoğraf eğitimi değil, altın oranda dostlarımızdan da yardım alarak sanat tarihi, felsefe, gösterge bilim, kısa öykü, haiku yani kısa şiir. Kısa olmalarının nedeni fotoğrafla birlikte anlatmakta kolaylık olsun diye kaligrafi bakın gibi şeyler eğitimi de var. Bakın kaligrafi niye kaligrafi? Her şeyin bir nedeni var. Düşünüyorum ki ben eğer ki fotoğraf üzerine ıslak imza atılmazsa bir kağıt parçasıdır. Nedeni şu an benim bir fotoğrafımı biri internetten indirip rahatlıkla basabilir. Ben de onlarca basabilirim. Bunun kıymetli hale gelmesi lazım. Yani kıymetli hale gelmesi anlatımından çok, anlatımını kastetmiyorum, alınıp satılabilen, koleksiyonu yapılabilen ve sonuçta da önemsenen, sergi açılıp bittikten sonra fotoğrafların bir çöpe atıldığı bir şey olmaması gerekir. Bunun yollarından biri de çoklu basabildiğimiz eserimizi tek yapabilmenin yolu onun üzerine ıslak imza atmaktır. Ama bizde Türkiye'de ıslak imza genellikle karalamadır. İmza karalamadır. Halbuki imzada ad soyadın açık bir şekilde okunması ve bunun el yazının özelliğini taşıyarak yapılması lazım. Onun için kaligrafi eğitimleri de verildi. Yani adlarını, soyadlarını güzel yazabilsinler diye. Yani sergilenen her eserlerinde hepsinin imzası vardır arkadaşlar. Islak imzası vardır. Böyle multidisipliner düşünen bir yer. İkincisi yani bireysellikten çok toplumsalcılık dediniz. Aslında o topluluğu birey yapma çabasıdır bu. Yani hepsi kendi çapında özgür düşüncesine şeydir. Sonuna kadar savunabilir. Hatta bazen bu nedenlerle kırılmalar, ayrılmalar da olabilir. Ama sonuçta tartışılarak ortak üretip ortak sunma temel prensiptir. Bu da kendi uydurduğumuz bir şey değil. İşte sanat tarihi içinde Bauhaus okulu diye bilinen okulun üretim biçimidir bu şey çalışma biçimi ve bundan herkes ve başta ben beslenirim. Çok iş yapmanın şansı da buradan ortaya çıkar. Yoksa tek başınıza bir iş yapmaya kalkarsanız bu kadar çok üretme şansınız olmayacaktır. Üçüncü ilkesi ise şudur. Fotoğraf değiştirmelidir. Yani fotoğraf daha doğrusu sanat değiştirmelidir. Sadece duvara asmalık bir görsel bir şeyden öte toplumda bir şeyi ileriye doğru götürmelidir. Bana sorarsanız iyi fotoğraf nedir diye değiştiren fotoğraftır. Yoksa öbürü tamamen göreceli bir şey. Herkesin zevkine göre güzellik başka. Ama güzel başka bir şey. Eğer ki güzel bir şey değiştiriyorsa o iyidir. Dolayısıyla
daha çok biz iyinin peşine düştük. Kurallarımızdan, çalışmalarımızdan biri de bu. Ha, başka bir şey daha var. Madem değiştirmek ve daha çok üretmek bizim o zaman işe en yakınımızdan başlamamız gerekir. Tabii ki kentimizi seviyoruz ama ben asla bir şeyin fanatiği değilim. Hiçbir konuda kalıp fikrim yoktur. Her şeye vizyoner bakıyorum. Bu nedenle ırkçılık, işte ne bileyim değişik radikal grupların teslim olmak gibi böyle bir şey hayatım boyunca olmadı. Dolayısıyla Adana fanatiği de değilim. Ama şunu biliyorum ki ben eğer Adana'da yaşıyorsam 24 saat 7 gün burayı fotoğraflayabilirim. Ama Vietnam'a gidersem en fazla 10 gün kalacağım. Bir Vietnamlı'dan bunu daha iyi yapabilir miyim ben? Mümkün mü? Sadece o 10 günde Vietnam'ın markalarının daha önce çekilmiş şeylerini, bilinen şeyleri dolaşıp onu daha iyi çekmeye çalışarak gelirim. Ve bu bir şeyi değiştirmez. Vietnamlı'dan bir şey çaldım geldim ben aslında. Vietnamlı'nın hiçbir işine yaramaz ki. Ama bizim Adana'da yaptığımız fotoğrafların en azından bir kısmının bir şeylerini değiştirdiğini gördük ki çok 4 tane müzemiz var arkadaşlarımız. 17 tane heykel bizim elimizde dikildi Adana'ya. Daha birçok şey sayabilirim. Bugün size Mardin'le ilgili bir şey gösterecektim. Bıttım. Bir sosyal projeydi. İşte burada var arkadaşlarım beraber gittiğimiz aslında Mardin'in dünyayı ilk tanıtım faaliyetlerini de biz yürütmüştük. Daha sonradan işte bu Bıttım sabunu ile ilgili bir kalkınma projesini de bize vermişlerdi. Ama Zoom tekniği o gösteriyi sunamadı. Denedim olmadı. Onun için daha önce bir yerde gösterdiğim denize 2 yıldız attığı bir daha göstereceğim. Beraber yaptığımız arkadaşlardan Zeliha Ertuğrul'u burada görüyorum. İsterseniz ben de yoruldum biraz nefes alayım. Zeliha anlatsın projeyi, ben eksiğini tamamlayayım. İyi akşamlar herkese. Hocam teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Denize 2 yıldız attık projesi 2010 yılında yaptığımız bir proje. Hocamla ve iki arkadaşımız daha var bizim dışımızda. Gülen ve İsmail Öke ile birlikte başladığımız. Bu Adana Valiliğin yetiştirici sınıf öğrencilerinin özellikle göç ile Adana'ya gelmiş olan çocukların tekrardan kazanılması, onlara okuma yazma öğretmek, işte 4 işlemi yapabilecek kadar kendilerini idare edecek kadar bir eğitim almaları konusunda böyle bir çalışmaydı. Sağ olsun hocam, biz o zaman fotoğrafa çok yeni başlamıştık, 3 arkadaşta ve bizimle birlikte beraber çekimler yaptık. Hatta şu an ilk açıldığındaki ses kaydı da çok amatörce çekilmiş bir ses kaydı. Müzikleri özel izin alındı. Her müziğin özel bir anlatımı ve aktarımı var. Fotoğrafçılardan, fotoğrafları çekilen kişilerden de özel izin alındı. Farklı bir çalışma oldu her şeyden önce. Daha sonra bu çocukları tiyatroya götürdüler. Yani tarlada çalışan çocuklar da bunlar. Kimi mobilyacıda, kimi çadırda, çadır üretiminde çalışan çocuklardı. Traktörde üretiminde çalışıp ailesine gelir elde eden çocuklardı. Daha sonra Büyükşehir Belediye'nin tiyatro salonunda bu çocuklar kendi yaşamlarını da tümüyle birlikte gördüler. Öncesi bu gösteriyi gördüler. Okula gitmeden önceki
yaşamlarını, okuldaki yaşamları ve okuldan sonraki halleri. Tabii göç Türkiye'nin bir gerçeği. Adana'da bu konuda ilk durak olan illerden bir tanesi. Yoksa Adana'nın potansiyeli inanın sadece o Show TV'deki haberlerden ibaret değil. Bu topraklar çok bereketli topraklar. Çok yazarlar, sanatçılar var. Ama maalesef kötü şeylerle anılıyor. Orada çocuklar izlediler kendilerini. Ve göç maalesef dediğim gibi kaçınılmaz bir son. Bu kentin de altyapısını, doğasını, kimyasını, her şeyini, kültürünü değiştirdi. Adana şöyle baktığınızda, yakından tanıyıp gördüğünüzde gerçekten çok özel bir kent. Ben bir kadın olarak hiç korkmadan yaşayabildiğim, akşamları arkadaşlarımla beraber gidip yemek yiyip içebildiğim bir kent. Size söyleyebileceklerim bu kadar. İyi seyirler diliyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar 2010 yılına geldiğimizde henüz bir Suriyeli göçü yok. Ses geliyor. Onu kapatabilir miyiz acaba? Ama Güneydoğu'dan yoğun bir göç var ve yaptığımız tespitlerde Güneydoğu'dan özellikle ilk daha gelip göçenler çocuklarını okullara vermiyorlar. Nedeni çünkü çocuk iş gücü, aynı kendileri gibi çalışıyor, eve bir gelir getiriyor. Hatta da bazı evlerde tek gelir kaynakları o çocuklar, babalar ölmüş çünkü. Bu durumda olan bir de Çingeneler var. Yani Romanlar var. Aslında şimdi Suriyeliler de eklendi buna. Ve çok sayıda 15 yaşına gelmiş, 12 yaşına gelmiş. Yani okula gitme çağını aşmış ama okula hiç gitmemiş. Okuması yazması olmayan, matematik hesabını yapamayan çocuklar var. İşte Murat Çiçekdal diye bir öncü öğretmenin gayretiyle Adana'da YÜSÖP, yani yetiştirici sınıf öğretmenliği bölümü diye bir proje başlattılar. Bu proje şunu içeriyordu: sokakta olan, okula gitmemiş çocuklar tespit edilecek. Ailelerine onların çalışmasından kaynaklanan kayıpların bir kısmı ödenecek. Çocuklar okula alınacak. Sınıflar serbest olacak. Yani istediği zaman girebilecek çocuk, istediği zaman da sıkılırsa çıkabilecek. Çünkü sıkılabilir, yaşı büyük. Onlar için özel okul, özel sınıf olacak. Ve öyle çok fazla bilgi yükü yapılmayacak. Okuma yazma ve matematik öğretilecek. Okuma yazma bilmeliler ve matematikle hiç olmazsa işlerinin hesabını yapabilmeleri nedeniyle. Ama 5. sınıftan sonra devam etmek isteyen olursa da onu da ayrıca alıp destekleyecekler. Çok sayıda sınıf açıldı. Bizim tanıtımımızda da bu gittikçe arttı ve Murat öğretmen işin başına getirildi. İşte biz Murat öğretmenle birlikte daha başından itibaren bu projeyi anlatmak üzere yola çıktık. Ben, Zeliha Ertunç, İsmail Ökke ve Gülen Kurt arkadaşımla birlikte yaptık. Tabii ki bu bir eğitimin devamıydı. Bir belgesel çalışmadır. Ancak onlarla birlikte şunu ortaya koyduk: evet, bu bir belgesel çalışma ama her bir fotoğrafınızın bir öyküsü olmalı. Yani fotoğraflarınızla tek tek bir öykü anlatarak sanatsallaşmalı yolundan, fikrinden yola çıktık ve üretime başladık. Tabii ki bir şeyimiz daha vardı burada. Burada da söylüyorum. Biz
Genellikle bakın belki de birçoğunuzun birdenbire durup düşüneceği bir şey. Biri bizim fotoğrafımızı izinsiz kullanırsa çok kızarız, çok kızıyoruz. Ama biz gösterilerimizde insanların müziklerini alıyoruz, çatır çutur kullanıyoruz. Kullanırken de bilinçli kullanmıyoruz. Niçin? Bakın müzik ve özgürlük, müziği niye kullanıyoruz? Biraz önce söylediğim yarım olan dili güçlendirmek için kullanıyoruz. O zaman müzik öyle kullanılmalı ki o yarım dili güçlendirecek şekilde kullanmalı. Vurgular, kontur puanlar hepsi hesap edilmeli. Fotoğraf ona göre gelip gitmeli. Dolayısıyla gösteriye özel yapılmalı veya gösteri için düzenlemeli. Yoksa koy müziği, fotoğrafları diz, gösteri yap. Bunun kadar müziğin sahibine haksızlık, kendi fotoğrafına haksızlık edebileceğiniz bir şey olamaz. Hocam ben bir araya girebilir miyim müsaade ederseniz? Tabii ki. Şimdi zamanımızın sonuna doğru geliyoruz. Çok güzel şeyler veriyorsunuz. Çok ders niteliğinde bilgiler alıyoruz. Kitabın da tadı damağımızda kaldı. Bu arada sorular geliyor. Giremeyen arkadaşlarımız dışarıdan soruyorlar. Kitabı nereden bulabiliriz diye. Şimdi bunu bir yere not alırsanız, şey yaparsanız buradan bir arkadaşımız yazarsa chat bölümüne sevinirim. Biz de paylaşırız onu. Olmaz mı? Evet. Şimdi hocam bir sürü söylediğiniz her şey aslında tartışma konusu. Bunlar saatler sürer. En son söylediğiniz yani bu müzikle fotoğrafın uyumu, birlikte kullanımı ya da özgür kullanılıp kullanılmayacağı falan bunların hepsi ayrı tartışma konusu ama bunları nasıl çözeceğiz? Zaten de gel diyorsun yani. Anlattıklarınız pranta tadında şeyler ama biraz da görsellikle bu işi sonuçlandıralım. Tamam. Dersiniz artık oraya doğru finale doğru. Evet. Baytekin'e bırakırsak bu işin sonu yok. Bir de keşke evet. Daha önce söyledik Haluk Uygur Hoca'yla 1, 2, 3 diye programlar yapabilirdik. Öyle tamam. Bir planlasaydık. Olmaz teşekkür hocam. Ederim. Sade'de geliyorum o zaman. Karahan Kitap Evi'nin sitesine girerlerse hatta DNR vesaire internetten çok rahatlıkla kitabı bulabilirler. Evet. O zaman gösteriye geçiyorum arkadaşlar. Bu çocukların, kazandırmış çocukların da yaşıtlarıyla aynı ortamı, aynı sınıfı paylaşması için hazırlanmış bir proje olarak düşünmüş ama daha sonra program haline gelmiş bir uygulama. 2009-2010 yılında bu çalışma taban yıl. Şu anda da Türkiye genelinde bu konuda en büyük çalışmayı yapan bir adana bizim ilimiz. Bu 150 öğrencinin içerisinde yaşıtlarının 3 yıl geride olup okula devam eden çocuklarımız da var ama bununla beraber hiç okul görmemiş çocuklarımız da var. Proje 2014 yılına kadar devam edecek. Bizim mahallemizde her gün çocuklar. Her gün bu mahalleden sokağa çıktığınız zaman, sokaklara dolaştığınız zaman mutlaka karşınıza işte yeni Hüseyinler, Serhatler ya da Ayşelerin çıkma ihtimali her zaman vardır. Biz bu işi iki sayfa yapıyoruz. Birincisi eğitimde feda edilebilecek tek bir fert bile yoktur. Anlayışı üzerinden hareket ediyoruz. Bir de bir çocuk eğer okulda değilse ya bir suçun mağduru ya da bir suçun failidir. (Gülüyor)
çocuklar normal şartlarda kendi yaşıtlarında hemen 5 yıl, 5 yaş daha büyük çocuk davranışı, daha büyük çocuk olgunluğu gösterebiliyorlar. Hayat algılamaları da normal çocuklar 3. 4. sınıfta birçok hesabı yapamazken çocuklar birçok hesaplama yanlış, alışveriş hesabı, ticaret hesabı, hayata dair bakışı, olayları, kavramaları çok daha geç oluyor. Çocuklar kapsamlı oluyor. Çünkü bu çocuklar zaten sokaktan geldi. Aslında bir yere gideydik. Devam kaldığında sanmıştım okula gelmek istemiyordum. Sonradan Murat öğretmenleri çağırınca Kıçal hocayla senize gelen yetiştiri tutumuna nereye gönderir dedi. Maddi durumumuz iyi değildi o anda. Ben de kabul ettik.
Çocuklarımızı okula niye gönderiyoruz? Yani biz ileriden okumaz bence. Onlar da okusun, bir yerlere kadar gelsinler diye. Biz bir yere gidince şuna soruyor, buna soruyor. Yani nereye gidip geleceğimiz yerleri bilmiyoruz. Okuma yazmaları yok. Ne bilmiyoruz. Bana bunlar soruyor. Biz kaldık dahil değil onlar da. Teşekkür ederiz emeği geçenlere. Biz teşekkür ederiz. Şimdi hocam burada bir sürü soru var. Ama süremiz de bitti yani, ne yapacağız? Başka bir program için sizden acaba gene bir söz alsak mı? Siz bilirsiniz. Şöyle şimdi benim oğlum diyor ki fotoğrafı yaşlılar çekiyor diyor. Beni çok şaşırttı bunu söylemesi. Sonra düşündüm hakikaten. Bakıyorum yani bizim derneklere falan da. Yani hep böyle üst yaş kuşağı. Acaba ne yapmak gerekir burada? Niye böyle bir şey dedi? Bir araştırmak lazım. Buradan şuraya geleceğim hocam. Şimdi çok ders alıyorum ben bu gençlerden. Diyor ki bir fotoğrafı yüklediğin zaman sosyal medyaya ya da işte bu dünyaya, bu organlara beğeni sayısı diyelim ki 500 bin. Ama bir video yüklediğiniz zaman bu 3'e 5'e katlıyor. Yani multimedya ya da multivizyon dünyası, görüntü dünyası hareketli görüntüleri daha çok benimsiyor ve daha çok izliyor. Şimdi buradan şöyle bir soru soracağım. Bir fotoğrafçı olarak çok mutlu oldum böyle bir sunum izlemeye, ama bu yaptığınız sosyal içerikli konuyu acaba film çekerek anlatmak daha fazla kitleye, daha çok kitleye gitmez miydi? Şimdi bu birinci soru. İkinci soru, müzik burada etkilemiyor mu hocam fotoğrafları? Siz de söylediniz yani müzik çok yerinde olmalı diye. Üçüncü soru, bu kadar arkadaş bir araya geliyor, hoca geliyor, ses geliyor. Acaba bu böyle daha farklı yerlere ulaştırmanın bir formülü düşünebilir miydi? Yani biz bu dünyalarda izliyoruz bunları, bu mecralarda. Şimdi böyle bir sürü soru var. Bunları sormaya çekiniyorum çünkü zaman problemimiz var. Ne diyorsunuz? Bilmiyorum. Bunu. Şimdi birincisi gençler ve yaşlılar meselesi büyük bir handikap tabii ki. Ben özellikle iletişim fakültesindeki öğrencilerimi altın orana kazandırmak için de çaba sarf edip çağırdım, ama gençler çok fazla ilgili değiller. Bu tabii ki Türkiye'nin şartlarıyla da ilgili olabilir. Çünkü bir geçim dertleri var. Bir şeyler kazanmak zorundalar. Fotoğrafla da bir şeyler kazanabileceklerine inandıramadık biz şimdiye kadar onları. Ama sonuçta sen kendini düşün. 20'li yaşlarda başladın. Ben işte 30 olmadan fotoğrafa başladım. Yani başlayan gençler de haliyle var. İnşallah bu çözülür.
Şimdi ikinci sorun aslında üç birleştirerek cevap veriyorum. Fotoğraftaki amacının ne olduğuyla ilgili Faruk. Yani fotoğraftaki amacın muhteşem bir fotoğraf yapıp ortaya koymaksa tabii ki yan etkilerden arındırarak koyacaksın. Ama fotoğraftan amacın sadece fotoğraf üretmek değil, toplumu etkilemekse toplumu etkileyecek tüm yöntemleri kullanacaksın. Oradaki önemli olan fotoğraf değil, değişim diye düşünüyorum. Ve değişim, toplumun değişimi ilk defa fotoğrafçının değişimiyle. Yani sonuçta bu proje sonunda diğer üç arkadaşım ve ben birçok şeyi farklı düşünmeye başladık. Değiştik. Düşünme biçimimiz değişti. Ha, ortaya koyduğumuz fotoğraf para etti, etmedi, ödül aldı, almadı. Bu yani gerçekten hiç umurumuzda olmadı bizim. Ama tabii ki mesele sadece fotoğraf bir yere gönderdiğimizde ödül alması olsaydı o zaman müzikten diğer şeylerden bağımsız düşünerek yapılması gerekirdi. Ha, böyle yaptığımız fotoğraflar yok mu? Var tabii ki ama temel şey değiştirmek olduğu için ortaya fotoğraf koymak değil, fotoğrafı araç olarak kullanarak değiştirmek olduğu için sonuçta bu multimedyayı kullanmaya kullandık. Ha, ikinci şeye gelince bu hareketli görüntüler de girebilir mi? İşte burada gösteremedik. Daha sonraki, daha yeni işlerimizi göstersek onun İşte videonun da girdiğini, hareketli görüntülerin, müziğin, sinemanın içerisine girdiğini de arkadaşlarımıza gösterebiliriz. Bu 2010 yılında yaptığımız bir 10 yıllık geçmiş. Tabii ki bana soruyorlar, hocam 10 yıl önce başka şey söylüyordun, şimdi başka şey söylüyorsun. Ben de onlara diyorum ki, ya diyorum eğer 10 yıl öncekini söylemiş olsaydım niye yaşadım 10 yıl? Boşuna mı yaşadım? Tabii ki başka şey söyleyeceğim. 10 yıl beni değiştirecek. Gerçekten artık multimedyayı kullanmak şarttır. Multidisipliner bakış açısı dememdeki neden de budur. Bazen Faruk Akbaş gibi büyük fotoğrafçılar tek fotoğraf koyarak diyeceklerini diyebilirler. Ancak başka bir fotoğrafçıyla yan yana başka birçok fotoğrafı koyup altına öykü yazarak başka bir şey diyebilir. Ya, bu fotoğraf değil karşıtlığı gelebilir. Olsun fotoğraf olmasın. Olmak zorunda mı fotoğraf? Sonuçta değiştirmek. Sanat olması da çok önemli değil. Zaten onun sanat olup olmadığı konusu zamanın içerisinde belli olacaktır. Niye? Yani bugün Adams'ın bir gerillayı öldüren Vietnamlı albay veya Vietnamlı polis müdürü fotoğrafı, sanat fotoğrafı değil. Ama sanat fotoğrafının altında mı kaldı yani? Dolayısıyla bu tip gayreleri gütmüyoruz. Bu tip gayreleri tabii ki güdenin önünde de saygıyla eğiliyoruz. Daha çok bir şeyler değiştirebildik mi? Dünyada bir şey değiştiremeyeceğimizi de bildiğimiz için bunun için Adana'da kendimizi daha yerelde tutarak orada bir şey değiştirmeye çalışıyoruz. Evet, teşekkürler her şey için. Rica ederim. Sorulara geçelim mi? Arkadaşlar evet. Son birkaç soru alsak olur mu? Sonra da toparlasak. Bu arada ben de kendi öğrencilerime, arkadaşlarıma da sizin çalışma yönteminiz ve biçiminiz ve sonuçlarıyla ilgili örnekleri gösteriyorum. Keyifle, mutlulukla. Gerçekten bu anlamda örneksiniz Türk fotoğrafçılarına. Tamam. Mesela Toroslar, o hapishanelerle ilgili yaptığın çok ilginç bir çalışma. Herhalde tek örneği tek galiba onun. Tespitsiz hapishaneler evet. Benim için daha da ilginç. 12 Eylül'de hapis yattığım yeri daha sonradan belgeledim.
Evet, yani bu vizyonla da bakmak lazım biraz herhalde dünyaya, evet. Toplumsal olaylara. Evet. Sadece güzellikler değil, aynı zamanda pek çok sosyal olayları fotoğraflarımızla ortama götürebiliriz. Evet, bunu yaptınız. Teşekkürler hakikaten. Evet. Yani kulvar da çok geniş. Bir tarafta cezaevi, bir tarafta nadide çiçekler, bir tarafta somut olmayan kültür miras, bir tarafta sosyal projeler, yani çok çeşitli, çok yönlü. Gerçekten hepsi bunlar dediğimiz gibi ayrı bir söyleşi konusu. Hatta bir konuda, bir ortamda isterseniz sizin grup çalışmasını davet edelim buraya. Onlarla hep beraber konuşalım. Yani sizle birlikte çalışıyor olmak nasıl, neler kattı, nasıl bir şey, nasıl yönlendiriliyor arkadaşlarımız. Bunlar diğer fotoğrafçılar tarafından ders alınacak yöntemler. Buna ihtiyacımız var. Baytekin de altını çok güzel çizdi. Kolektif iş yapabilme o durumu. Evet, bir akıl değil, çok akıl var çünkü. Dolayısıyla çok akıl olunca çok fikir çıkacak. Evet. Tam bu arada ben bir teşekkür etmek istiyorum. Bu sunumda sizinle birlikte fotoğrafları olan Zeliha arkadaşa, İsmail arkadaşa, Gülen arkadaşa da ayrıca çok teşekkür ediyorum emekleri için. Ve bu arada da genel bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu artık Zoom söyleşileri ve biçimi bizim yaşam biçimimizin parçası oldu. Dolayısıyla burada bu Zoom kültürünü oluşturma konusunda da ortaklaşa kendimizi geliştirmemiz lazım. Bir uyarıda bulunmak istiyorum. Genel bir bilgi. Bu sunum olduğu süre zarfında eğer video görüntülerimizi kapatırsak sunumun daha güzel dönmesine katkı vermiş oluruz. Abi ondan geç kaldık bir süre yalnız. Ama yani bu genel bir yaklaşım. Çünkü bu faaliyetlerin içerisindeyiz. Bir de kaldı, bir de tam tersi var. Sanıyorum ki bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmaları ve sunumları bu Zoom mecrasına göre yeniden düzenleyip formatlarını ona göre yeniden ayarlamamız lazım. Aynen. Ki bu tür teknik sorunları yaşamayalım diye. İşte biz 10 yıl önce hazırlanmış sunumu bu 2020'nin Zoom'unda çözmeye çalışınca sıkıntılar oluyor. Seyretme zorluğu oluyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Katıldığınız ve katkı verdiğiniz için bu akşamımıza sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir sorun daha var aslında. Bir sorun da şu. Son dönemlerde YouTube'dan birkaç tane filmimiz veto yedi. Gösterimden kaldırıldı, durduruldu. Umarım bu da durdurulmaz. Öyle bir risk de var. Haberimiz olsun yani arkadaşlar. Çekim resimlerle ilgili ve fotoğraflarla ilgili durdurmak kararı alabilirler. Şimdiden söyleyelim. Gerekçe nedir bu arada Faruk Bey? Efendim? Gerekçe ne yani? Niye reddettiler? Herhalde ahlaki nedenlerden, tam bilmiyorum. Uygunsuz diye uyarı geldi. Etiyopya'da çektiğimiz filmdi bir tanesi. Kadınların göğsü açık da sanırız ondan. Evet, halbuki yaşam öyle yani orada. Onu anlayacak kafa olsaydı orada evet. YouTube ya, YouTube kapatıyor bunu. Evet hocam. Ben de şey söyleyeyim. Faruk hocama o söylediklerine karşı madem çıplaklık yasaklanıyor diyor. Vallahi çok rahatça geçer. Hırsızlık çekin, yolsuzluk çekin, şunu çekin, bunu çekin. Hiç kimse bir şey söylemez, rahatça videolarınız gezer durur. Evet, maalesef. Evet, Haluk Hoca ve arkadaşlarıyla ilgili sözümüzü aldık mı? Aytekin abi, ne diyorsun? Sıkıştıralım biraz daha. Ya, bence sözler sözdür. Evet. Harika. Evet hocam, sizin söyleyeceğiniz son şey, bir şeyler varsa alalım. Yoksa programı sonlandıracağız. Evet. Çok teşekkür ederim. Sayenizde yeni bir kez işlerimizi Adana dışında da bir yerlerde gösterme şansını yakalamış olduk. Belki de işte her işte bir hayır vardır derler ya, koronanın tek hayırlı şeyi bu. Evet. Başka hayırlı bir şey yok. İnşallah bu da hayırla sonuçlanır. Çünkü galerimiz kapalı, hepinizinki kapalı. Yüz yüze görüşemiyoruz. Bu yüz yüze görüşememek tabii ki şeyi de bozuyor. Fikir alışverişini ve
düşünsel dinamiği de bozuyor. Umarım en kısa zamanda çözülebilir. Nesrin Karataş'tan şöyle bir haber geldi. Diyor ki Altın Oran etkinliklerinden haberdar olmak istiyorsanız Altın Oran Düşünce Sanat Platformu'ndan izleyebilirsiniz diyor. Teşekkürler. Arkadaşlar aklınızda olsun. Sadece fotoğraf değil, felsefe, gösterge bilim, sosyoloji ve tüm disiplinlerde Altın Oran gideceğimiz, başvuracağımız mekanlardan bir tanesi. Teşekkürler Haluk Usta. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz katkı ve katılımınız için ve hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi sağ akşamlar. Olun, var olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.